thunderforce.com. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videodayız. Yine Excel üzerine konuşacağız. Yeni bir Excel. Demeyelim de güncellenmiş bir Excel diyebiliriz. İşte ne zamandan beri beklediğiniz Excel'in şu anki güncel durumu. İşte bunlar böyleydi. 17.000 maç vardı en son attığımda. 2 suratlarda bir şeydi işte. Şu anda 17.000'den 20.000'e geldi. 20.729 maç var. Şu 4 maç daha oynanmamıştı. Onların şeylere girilmedi. Onları sileyim ben de. Sileyim onları böyle. Bir de ya da silmeyelim. Ben sonra eklerim onları. İşte arkadaşlar yeni izlerimiz böyle. Gördüğünüz gibi. Eğer yani bu atacağım videoya 15.000 20.000 gibi bir izlenme gelirse, hani bu videoyu izlerken beğenirseniz buraya handikapları da ekleyeceğim. Yani handikapları dediğim maç sonucu handikap 1 mi bitmiş, 0 mı bitmiş, 2 mi bitmiş, bunları ekleyeceğim. Veya başka bir fikirleriniz olur mesela buraya eklenebilecek. Altta yorumlarda bana belirtin. Ben size ona göre bir şey çıkartacağım. Excel çıkartmayı düşünüyorum. Siz yani söyleseniz yeter bana onu. Eğer 15.000 20.000 arası bir beğeni gelirse buraya handikap ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi size bir maç bakalım. Öncelikle nereden girelim maçı? Olay.com'dan girelim bakalım. Maçlar geldi bugün maçları. Saat 4'e 10 geçiyor. 18 geçiyor diyebiliriz hatta. Trabzon maçına bakalım bir. Bunlar aslında işin analiz kısmı. Biz oran şikesine baktığımız için bizi oranlar ilgilendiriyor. Şimdi önce ilk yere gidelim. İlk yere çok yeni değişen oranlarda ilk yerler çok önemli oluyor. Önce ilk yer oranlarına girelim. 1.70, 2.25, 4.50. 2.25 ve 4.50. Bunları girdiğimizde maç sayısı gördüğünüz gibi 7'ye düştü. 7 maçın 3'ü 0. İkisi maç sonucu 1, ikisi maç sonucu bitmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi maç sonucu oranlara girelim. 1.43.55 1.43.55 ve 4.90 var burada. Hemen onu alalım oradan. Gördüğünüz gibi bu maçlar kaldı. Şimdi handikaplara girelim. Handikaplar 1.95.3.50 1.95 0.5 kaldıralım bir. Böyle yaptığımızda bunlar kalıyor. Şu maçın handikapı belirtilmemiş. Bunu kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi burada aynı olan ne var? İlk yarı 0 var. Bu maç ilk yarı 0-1 bitebilir mi yani? Bitebilir. Tahminimce benim maç 0'dan 1 bitecek. Bunun örneği 0'dan 1 yapabiliriz. Başka bir maçlara bakalım mesela. Genelde oranları değişik maçlar bulmaya çalışın. Sonuçlar daha net çıkacaktır. Bakalım hangi maç var. Şu anda hiç daha önceden maç belirlemedim yani. Şu anda sadece gelince bültenden bakıyorum. Herhangi bir tahminim yok. Romanya. Almanya 3. gidelim mesela. Diğer oranlar. İlk yarı sonucu. 2.20, 1.90, 3.75. Yerini 1.90 ve
3.75. Gördüğünüz gibi az oranlar çıktı. Yani az maç çıktı. Ve çok güzel bir maç çıktı. 1.65, 3.33 çıktı değil mi? Aynen burası da böyle. Sonra çok güzel bir maç çıktı karşımıza. Almanya 3. ligi var mı Almanya 3. liginden? Almanya 3. ligi gördüğünüz gibi oynanmış geçen hafta 0-1-3. Şuradan da bir bakalım hemen. İlk yarılar genelde Paderborn alıyormuş. Aralarında oynadıkları 2 maç ev sahibiyle oynadıkları 2 maç beraber etmiş. Normalde %40'ı beraber etiyormuş. Yani burada da açık ara bir fark gözüküyor. Maç ne olur? Paderborn alır. Onu artık garanti gözüyle bakıyorum. Ama gerisi ne olur? İşte onu çok önemli. Şu anda handikap oranları açılmadığı için maçta onu bilemiyorum. Ama biz 0'dan 1 diyebilir miyiz bu maça? Diyemeyiz gibi değil ama maç sonucu 1 diyebiliriz mesela. Maçta da maç sonucu 1 diyelim. 4 maç şu şurada. Başka bir maç daha bakalım. Orleans Tours. Önlüğün geldi hemen bir tane buraya. 2.40, 1.70, 3.75. 2.40. Şöyle 3.75'e girelim ben. Burası da 1.70. Maçlar bu kadar. Kaç maç varmış? 20 tane maç varmış. Şunlara girelim. 1.70 mi? 75 mi? 75. 3. 3.40. 3.40. 75. 3. Tamam. Şimdi buradan ne çıkartabiliriz? Örneğin ilk yarıya bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 8 maçın ilk yarısı beraber etmiş. Örneğin mesela alt var burada çok güzel bir seçenek olarak. Handikapları tüm maçların aynıymış. İlk yarılarına bakalım şimdi. İlk yarılar. Onların da hepsi aynı. Tehlikeli bir maç diyebilir miyiz? Skor falan açısından diyebiliriz ama alt bence %100 gelecek bir maç. Ona da alt diyelim. Şimdi başka bir maç. Oran değişen maçlara fazla ulaşmayın derim ben size. Çünkü yatma ihtimali daha yüksek. Şimdi şu maça bakalım. Yarılanlar. İlk yarı 2-2-10-3-75. 2 10 ve 3.75. Genelde ev sahibinin üstünlüğü var. Şimdi bu oranların hepsi aynı mı? Evet. Değiştirebileceğimiz bir oran 1.08-1.11-1.72 diyor. 1.08-1.11-1.72. Handikap oranları yok tabi. Şuradan Hollanda 2 var mı? Şu bakalım liglerde. O da yok. Şu anda biz buradan ne çıkartabiliriz? İlk yarı 1 çıkabilir. 2, 4, 5, 6, 7. 21 maçın kaç tanesi oluyor? 14 tanesi ilk yarı 1 bitmiş. Hemen şuradan bir üstün oranına girelim. Genelde maçları bir üst bittiği için. 1.55. 2 kere 1 diyelim bizim maça. Bakalım şuradan bir hemen. Şunlar da bir. Evet. Bu maç 1'den 1 bana göre. 1'den 2 olabilir mi? Bakalım üstüm oranı çok onun mu? Maç sonucu yok. İlk kere 1 diyelim biz. Riske atmayalım hiç. İşte kuponumuz gördüğünüz gibi 3 lira attığınız zaman 59 lira alıyorsunuz. Bugünün kuponu, bugün izleyenleri değerlendirebilir. Güzel bir kupon. Ben size tavsiyem oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bunu size atacağım. Bu Excel'e. 20.000 maç. Eğer 15.000-20.000 arası bir izlenme gelirse buraya handikap seçeneğini ekleyeceğim bu sıraya.
Yani handikap 0 bitmiş, 1 bitmiş, 2 bitmiş. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu sanıyorum. Beğenmeleri eksik etmeyin, abone olun. Çünkü daha çok iddia projesi gelebilir. Şu anda tek Excel'e devam ediyorum. Çünkü tek bunun üzerine çalıştım. İleride makro ile alakalı şeyler yapabiliriz belki. Bunun için ilgi olması lazım biraz. Ne kadar ilgi gösterirseniz benden o kadar çok faydalanırsınız. Örneğin Facebook'ta grubumuz var. Oraya çok aşırı aktif olmasa da yine bir günde, 2 günde veya 3 günde en fazla yeni bir kupon atıyoruz. Tutma ihtimali %70-80. Niye? Çünkü oran. Ben kuponu attım der ki soyunabilirsin diye. Genelde bir 10-15 saat önce atıyorum. Tabi aradan bir iki maç değişiyor. O sıkıntı olabilir. Değişen maçları oynamam benim attığım kuponlarda. Öyle arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın.